Ülkemiz ağır bir salgın sürecine geçmektedir. Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Salgın döneminde 700 bin esnafın dükkanını kapatırken miktar sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımında bulunmamıştır. Bu süreçte dükkanını kapatan esnaflarımız her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturaların devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarması önerimiz iktidar tarafından reddedilmiştir. Esnafımız her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık verecek gücü kalmamıştır. Ülkenin dört bir yanında her gün yüzlerce esnafımız kepeği kapattı, siftah yapmadan günü bitirdiğini hepimiz bilmekteyiz. Borçlarını ödeyemeyen esnaflarımız sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. TÜİK'in verilerine göre 2.616.000 esnafımız varken bu yıl hem pandeminin hem de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle 335.000 esnafımız kepek kapatmaktadır. Kepek kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Haziran ayında 7.222 iş yeri kapanırken bu rakamı son 5 yılın bütün Haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkanı olmayan pazarcılar 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 6 milyon kişi sokaklarda, 1 milyon gündelikçi ise temizlikte geçimini sağlarken bu emekçiler de hükümet tarafından görmezden gelmektedir. İktidar bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretmemiştir. Esnafa sadece faizle kredi verilmiş, verilen kredilerin üzerinde faiz eklenerek 3 ay süreyle ertelenmiştir. Tüm bu olumsuz tablo yetmezmiş gibi açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalan gıda paketlerine muhtaç hale gelen esnafa IBAN numarası gönderilerek para istenmektedir. Saray hükümeti 8 ayda 510 milyar 418 milyon vergi toplamıştır. 26 milyar 400 milyon lira yurt dışında borç almış. Merkez Bankası'nın 44 milyar 460 milyon liralık karını hazineye transfer etmiştir. Merkez Bankası'na 66 milyar liralık kağıt para bastırılmış. Merkez Bankası'nın kasasındaki 73 milyar 878 milyon dolarlık döviz de satarak onu da kullanmışlardır. Saray hükümetinin 2020 yılı ilk 8 ayında kullandığı para 1 trilyon 576 milyar 748 milyon liradır. Bu paradan esnafa bir kuruş yardım yapılmamıştır. İktidar bu 8 aylık süreçte tefecilere 91 milyar 614 milyon lira faiz öderken kendi esnafına karşılıksız yardımda bulunmamış. Üstelik esnafın borcuna yeni bir faiz eklemektedir. Bu kara günde esnafımız çaresiz ve yalnız değildir. Esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Genel Başkanımızın 6 Ekim Salı günü grup toplantısında dile getirdiği esnafımız için 17 talep başlıklı ikazlarını sesli bir şekilde dinlendirmiştir. 1. Acilen bir esnaf bakanlığı kurulmalıdır. 2. Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır. 3. Esnafımızın kullandığı krediler faizsiz ödeme yüzüne göre taksitlendirilmelidir. 4. Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır. 5. Zincirin mağazalar ve AVM'ler için düzenleme yapılmalıdır. AVM'ler haftanın bir günü kapatılmalıdır. 6. Esnafın sosyal güvenlik primleri iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde hazine tarafından karşılanmalıdır. 7. Esnafa salgın sürecinde haksız insafsızca cezalar yazılmamalıdır. 8. Devlet esnafa olan borçlarını ödemelidir. 9. Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvanelerde oyunlara izin verilmelidir. 10. Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneğiyle
ilgili yaşadığı sorunları gidermelidir. On bir, kamu kurumları, iş yerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira alınmamalıdır. 12. Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olmaya getirilmelidir. 13. Esnafımıza yönelik izle işlemleri durdurulmalıdır. 14. Okul kantinlerinde bir yıl süreyle kira alınmamalıdır. 15. Servis işletmecilerinin alınan teminat mektupları iptal edilmelidir. 16. 6 milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır. 17. Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Başta esnaflarımız olmak üzere salgının olumsuz etkilediği tüm kesimler en kısa sürede gerekli destek sunulmalıdır. İktidarın yapması gereken çözüm önerilerimize sıralanmıştır. Bu öneriler dikkate alınarak esnaflarımızın sorunlarını gidermelidir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün garibanların, işsizlerin, emekçilerin, esnafların sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.